Herkese merhaba arkadaşlar. Kars'ın çok güzel ortamından yanımda Dacia Jogger'la bir ön incelemeyle karşınızdayım. Kalabalık aileler özellikle otomobil konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyorlar. Eğer küçük bir işletmeniz varsa ve aynı zamanda böyle kalabalık da bir aileniz varsa genelde ticari otomobiller tercih ediliyor. İşte ticari otomobillerinde kendine göre bazı sıkıntılar var. İşte her sene muayene yapmak ya da belli hız limitlerinden daha düşük otomobillere göre biraz daha düşük hız limitlerine sahip olmak gibi sıkıntıları var. İşte Dacia buradaki açığı görmüş ve çok enteresan bir otomobil tasarlamış. Jogger isimli bu model standart olarak, bakın burası çok önemli, standart olarak 7 koltukla geliyor. Yani 3 sıra koltuk var otomobilin içinde. Bu da ne anlama geliyor? Eğer kalabalık bir aileniz var, 3 çocuğunuz var, kayınvalideniz sizle yaşıyor veya anneniz sizle yaşıyor. Ne yapacaksınız? Bir yere gideceksiniz, pikniğe gideceksiniz ya da memleketinize gideceksiniz. O zaman işte Dacia Jogger tam size göre bir otomobil. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi aracın bir dış görünümünden başlamak istiyorum. Önemli bir nokta var. Kameramanım şöyle gelir misin? Bakın şimdi logo değişmiş. Dacia'nın logosu yeni değişmedi aslında fakat otomobillere yeni geldi arkadaşlar. İlk defa kullanılan modellerden bir tanesi Jogger. Bir de aynı zamanda Duster da aynı şekilde bu yeni logoyla geldi. İki tane yani bir D bir C harfinin aslında birbirine simetrik olarak konulmasıyla oluşmuş. Birçok anlamı var tabii ki. Biliyorsunuz bu tip böyle logolarda bir anlam da yükleniyor. İşte tüketiciyle otomobil arasında bir bağ oluşturmak, markayla tüketiciler arasında bir bağ oluşturmak gibi ve bu DC simgesini aracın farklı yerlerinde ufak tefek tasarımlarla yine karşımda çıkıyor. Şu ön panjurdaki çizgileri de görüyorsunuz. Yine o DC çizgisini aslında devam ettirmiş oluyor. Farlara gelecek olursak daha önce Sandero'da da kullanılan Y şeklinde gündüz farları bizleri karşılamış durumda. Ön taraftaki işte ön tamponun da gördüğümüz gibi bu kabartıları ve farklılıkları da yine aracın kaslı yapısını gösteriyor. Aslında bu otomobil arkadaşlar MPV dediğimiz, station wagon dediğimiz ve SUV dediğimiz aracın karma bir versiyonu olmuş diyebiliriz. Türkiye'de çok fazla örneği yok. Hatta hiç örneği yok onu söyleyebilirim. Station wagon var Türkiye'de ama çok tutan bir kategori olmadığını söyleyebiliriz. Bu model üçünün de biraz farklı özelliklerini bünyesinde barındırmış. Yan tarafa geldiğimizde tabii ki şunu söyleyeyim. Bu paketlerden ben size bahsedeceğim. Farklı farklı paketler var. Bu çelik jant geliyor ama bu üst paketlerde gelen bir özellik. Onların hepsini açıklamada yazacağım. Aynı zamanda videonun içinde de uygun yerlerde sizlere göstereceğim. Aynalarımız bu şekilde. Katlanan aynalar ama elle böyle katlamanız gerekiyor. İçeriden kontrol edilebiliyor tabii ki. Bu da belli bir paketten sonra gelen özelliklerden bir tanesi. Anahtarsız çalıştırma sistemi var. Hatta anahtarını da göstereyim. Arabanın içinden de çıkartayım. Şöyle bir anahtarımız da var. Bu şekilde. Cebinizde olması yeterli. Bir yere takıp koymuyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle atalım. Tekrar devam edelim. Yan tarafta da aslında yine uzun bir tasarım bizleri karşılıyor. Muhtemelen fark ettiniz. Bakın çok güzel tavan rayları var. Bu tavan rayları isterseniz paralel istiyorsanız da normal standart bir tavan rayı gibi bu şekilde birbirlerine paralelde olabilir. İsterseniz aracı dik de ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda bizim aracımızın üzerinde gördüğünüz gibi kayak takımı var. Biz buraya teste geldik. Iğdır'da başladı testimiz ki çok güzel muhteşem bir görsel şovla başladı Tuzluca mağaralarında. Onlarla ilgili videolar koyacağım ben bu videonun içinde. Renault Türkiye çok güzel bir iş yapmış. Bak çok beğendim. Ama çıtayı çok yükselttiler. Bundan sonra ne yapacaklar çok merak ediyorum otomobil lansmanlarında. Onu da söyleyeyim. Iğdır'daki lansmandan sonra biz Kars'a geldik. Ve videoyu da burada çekiyoruz. Yağmurlu bir hava var kusura bakmayın bunun için. Arka tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar yine Dacia logosunu görüyoruz. Burada da bakın Dacia logomuz burada da var. Burada yazı olarak karşımıza çıkıyor ama yenilenmiş yazısı. Artık bundan sonra bütün otomobillerde Dacia'nın bu yeni logoyu göreceğiz. Bunu da söyleyeyim. Yani özellikle 2023'ten itibaren şu anda muhtemelen bayilerde eski logolu arabalar mutlaka vardır. Ama 2023'ten itibaren yeni logoyu göreceğiz arkadaşlar. Her yerde karşımıza çıkacak. Arkada yukarıdan aşağı kadar inen bir stop lambası bizleri karşılıyor. Logo meselesinde jantlarda da bu logolar var. Bu Y işaretleri yani Y şekilleri aracın farklı yerlerinde de yine karşımıza çıkıyor. Gelmişken hemen bagajı da bir açayım. Bagaj çok enteresan. 3 sıra koltuk var dedik. Şöyle kafamı da açayım da. 3 sıra koltuk var dedik. Görüyorsunuz bu koltuklar yatırılabiliyor isterseniz. İsterseniz de çıkartılabiliyor da bu arada. Hani illa böyle kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şurada küçük bir düğme var. Buna bastığımız zaman koltuğu kaldırıyoruz. Bu şekilde bir durum oluşuyor. Şöyle şuradan da yaptığımız zaman yine böyle gördüğümüz gibi 3 sıra koltuk şu anda duruyor. Bu arada aracın içi tiyatro dizilinde tasarlanmış. Yani önden arkaya gittikçe hafif bir yükselti var. Eğim var daha doğrusu. O eğimle arkada oturanlar da daha rahat bir şekilde en azından araçta yolculuk etmiş oluyorlar. Bu arada bagaj hacmini merak eden için söyleyeyim. 1800 litreye kadar arttırılabiliyor. Nasıl oluyor? Bu koltukları çıkaracaksınız. Orta sıradaki koltukları öne doğru yatırıyorsunuz. O düz bir alan oluşturuyor. Ve en ön yolcu koltuğunu ittirebilirsiniz. Buraya buzdolabı falan bile sığar diye düşünüyorum. Ölçmedim ama bayağı bir şey taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz daha iç yaşam alanı
salonuna bakalım. Bakalım Dacia Jogger bize içeride neler sunuyor. Evet, şimdi geldik ön yaşam alanına. Evet, dur, kapı tam kapanmadı. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Ön yaşam alanımızda aslında Dacia'nın Sandero modeliyle başlayan bir tasarım anlayışı burada birebir kullanılmış. Ufak tefek farklılıklar var tabii ki Sandero'ya göre ama ortalama bir benzer bir tasarım görüyoruz. Şu ön konsoldaki kumaş kısım Sandero'da vardı zaten, aynı şekilde kullanılmış. Fark şu, şuralardaki havalandırma mızgalarının üzerinde beyaz detaylar var. D harfine de benziyor bunlar. Bu üzerinde de böyle küçük parlak şeyler konulmuş durumda. Bu beyaz detaylar da bu Dacia'nın yeni logosunu aslında bizlere biraz göstermiş oluyor. Direksiyonda da Dacia yazısı var. Yenilenmiş Dacia yazısını buradan görüyoruz. Direksiyon Clio'da da kullanılan, Sandero'da da kullanılan, işte sol tarafta hız limiti, hız regülatörünün tuşlarının yer aldığı, sağ tarafta da işte araçla ilgili bazı bilgilerin, bu ön ekrandaki bazı dijital bilgilerin ayarlayabildiğiniz yer bulunuyor. Bunun dışında standart multimedya şeyimiz var. Bu yıllardır var. Kangoo'da falan bile vardı söyleyeyim. Silecek kolları vesairesi aynı. Bu dış kumaş tasarım çizgisi kapılarda da devam ediyor. Kapıların iç kısımlarında da benzer anlayışı var. Tabii ki malzeme kalitesini soracaksınız. Fiyat performans arabasında olduğu gibi plastik. Her tarafı plastik yani. Biliyorsunuz Clio'da üst taraflarda birazcık yumuşak plastik vardı. Bunda hiçbir şekilde yok. Direksiyon güzel. Ele iyi oturuyor. Onu söyleyebilirim. Bu ön konsola baktığımızda işte çeşitli tuşlarımız var. Bunda mesela koltuk ısıtma var. Bakın burada görüyoruz. Hatta şu soğuk Kars ikliminde çok işe yarayacak bir özellik. Onu söyleyebilirim. Hem yolcu hem de sürücü koltuğu için var bunlar. Eko tuşumuz var. Çeşitli fonksiyon tuşlarımız da yine burada yer alıyor. İşte Duster'da çıkan, sonra Clio'ya geçen, sonra da diğer tüm Clio modellerinde ve Dacia modellerinde karşımıza çıkan bu klima tuşlarımız vesairemiz var. Tabii bu burada gördüğünüz her şey her pakette yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ekranımız var. Multimedya ekranı fena değil. Hani işlevsel mi? İşlevsel, işini görüyor. Tabii ki bu da belli bir paketten sonra alabileceğiniz bir özellik. Hatta açalım. İşte radyomuz var. Medya, telefon, akıllı telefon entegrasyonu falan var. Araçla ilgili bazı detayları görebildiğiniz, işte bu driving ekobloğu Clio'da da olan bir özellik. Nasıl kullandığınızı falan gösteriyor. Seyir raporu diyor. İyi mi kullandın? Hızlı mı kullandın? 7.7 litre vermiş bu otomobil için. Bence zaten bu aracın şehir içinde 1.0 bir motorumuz var. Şehir içinde ortalama yakıtı da zaten 7-8 litre civarında olur. Şehirler arasında 5-6 litreyi görürsünüz. Kaba bir hesapla söylüyorum. Bu arada geri vitese takalım. Onu da gösterelim. Burada geri görüş kameramız da var. Fakat geri görüş kamerası iş görüyor. Şu an biraz yağmurlu bir Kars yazımız da var. Bakın burada görüyorsunuz. Kars yazıyor. Kars'tayız olduğumuz için Kars'ı görüyoruz ama biraz yağmurlu olduğu için birazcık sıkıntılı olabilir. Onu söyleyelim. Yani çözünürlük çok yüksek değil kameranın ama iş görüyor. Görüyor mu? Görüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Start engine tuşumuz burada, yani aracı buradan çalıştırıyoruz. Şöyle de göstermiştim gerçi bunu ben. Biraz daha, bir kere daha göstermiş olurum. Böyle bir kumandamız var. Bu da tabii belli bir paketten sonra alabileceğiniz bir şey. Şurada boş bir alanımız var. Burada telefon falan koyabiliyoruz. Kablosuz şarj yok tabii ki. Vitesten biraz bahsedeyim. 6 ileri vites teknolojisi var bu otomobilimizde. Vites geçişleri güzel bu arada, onu söyleyeyim. Kullandığı anlatacağım biraz ama 5 ve 6'da birazcık böyle sert geçiş oldu. Araç yeni olduğu için mi yoksa normal dedim böyle bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama güzel yani, bir sıkıntısı yok. Şurada bir çakmaklığımız var. Arka tarafta da olduğunu söylemiştim. Burada bir boşluk var ama burada herhalde başka bir şey gelecek anladığım kadarıyla. El freni standart el freni, mekanik. Bunun biraz daha üst paketinde, teknoloji paketinde elektronik el freninde gelebiliyor ama bunda yok. Bunun dışında bir kol dayamamız var. Ya bu kol dayama bence çok iyi olmuş. Bunu sonradan almaya çalışıyorsunuz falan, sonra çok sıkıntı oluyor. Standart olarak koymuşlar, bence çok güzel olmuş. Yani böyle koyuyorsunuz. Araba kullanırken bence çok iyi oluyor. Dört camda otomatik aynaları buradan kumanda edebiliyorsunuz ama bu da belli bir paketten sonra geliyor. Hani hep aynı şeyi söylüyorum. SOS sistemi var bu araçta. E-call olarak da geçiyor biliyorsunuz. Artık bu standart bir teknoloji. 2020 ya da 2021'den itibaren standart olarak olması gereken bir teknoloji. Ne işe yarıyor? Araçta gidiyorsunuz, tek başınısınız ya da birileri var araçta. Allah korusun bir kaza oldu, araç devrildi, takla attı, bir şey oldu. Yoldan çıktınız. Konumunuz otomatik olarak 112'ye atılıyor. 112 sizinle bu sistem üzerinden görüşme yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir sistem var. Tek yönlü. Sadece sizi duyabiliyor. Siz ona bir şey söylediğiniz zaman, ama siz onunla çift taraflı konuşamıyorsunuz ama sesiniz oraya gidiyor. Öyle bir durumda işe yarayacak bir teknoloji. Bence güzel. Hani bu olsun ya. Şöyle bir işte basit de olsa bir şeyimiz var falan. Burada mikrofon sistemleri, şunlar, bunlar hepsi burada yer alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aracın arka koltuğuna geldik. Güzel de bir yaşam alanımız var burada. Az önce söyledim, tiyatral bir, tiyatro şeklinde hafif eğimli, arkaya doğru biraz böyle yukarı doğru çıkan bir tasarım var. Zaten buraya oturduğunuz zaman şuradaki açıdan orayı görüyorsunuz. Yani bu birazcık yukarıda duruyorsunuz. Koltuklar tabii kumaş kaplama, hani deri vesaire falan yok. Zaten öyle bir opsiyon da yok. Biliyorsunuz bu bir fiyat performans arabası. O yüzden o şekilde bakmanızı ben rica ediyorum. Aracın iç kısımlarında önde olduğu gibi arka tarafta da
Sert plastik malzeme. Bu aracın arka tarafındaki camlar da otomatik elektrikli yani. Ama bas paketlerde böyle değil tabii ki. O yüzden belli bir paketten sonra bunu alabiliyorsunuz. Ferah mı? Bakıyorum. Yani arka taraf ferah. Ben 1.73 boyundayım. Oturduğum zaman bakın 4 hatta 5 parmak boşluk kalabiliyor burada. Kolluklar var. Aydınlatma var. Bak o iyi olmuş ha. Onu beğendim ben. Aydınlatma koymuşlar. Bazı arabada koymuyorlar bu arkaya. Arka tarafı nasıl geçiliyor? Onu detaylı size göstereceğim ama şurada bir küçük bir şeyimiz var. Kameramanım şuraya bir çekebilir miyiz? Arka tarafa geçişlerde bunu böyle kaldırıp böyle ön tarafa. Aynı standart aslında 7 koltuklu otomobillerde olduğu gibi kaldırıyorsunuz. Bu arada koltuklar onları da şimdi göstereceğim sizlere. Öne doğru yatırılıyor. Öte yandan burada şey yok arkadaşlar. Hani bir USB çıkışı vesairesi yok ama bir çakmaklık var. Arka taraftakiler için kullanabileceği. Oraya bir işte adaptör falan taktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Buradan hani çocuk oturdu, bir şey oturdu. Telefonunuzu şarj et, tabletini şarj et olabiliyor. Şimdi ben bir dışarı çıkayım. Bu koltukların nasıl yatırıldığını size göstereyim. Yine aynı şekilde burada da bir mekanizmamız var. Bunu da böyle çektiğimiz zaman bu koltuk öne doğru geliyor. İstersek şöyle kaldırdığımız zaman bakın burası böyle kalktı. Bunu da bu şekilde kaldırdığımız zaman şimdi tabi burada bizim çantalarımız var. Orayı size gösteremiyorum ama bu koltuklar da bu şekilde geldiği zaman burada dümdüz bir alan oluşuyor. İsterseniz bu arka 3. sırayı kaldırabiliyorsunuz. Hepsini bunları kaldırdınız. Bunu da kaldırabiliyorsunuz. Bunu kaldırmak 1800 litrelik bir alana ulaşıyor mesafemiz. Oldukça iyi öyle söyleyeyim. Yani ben buzdolabı sığar dedim ama şimdi bakınca biraz zor sığar gibi geliyor. Uzunluk açısından söylüyorum. Ama oldukça geniş bir alan oluşuyor. Şurada panzolot var. Bunu istersek buraya takabiliriz. Burada yeri var. Araçta gelmiş buraya koymuşlar. Yaşam arka yaşam alanı bu şekilde. Ferah bir yaşam alanı var. Ben arka koltuklara 3. sırada oturacağım. İşte söyledim 1.73 boyundayım. Nasıl olduğunu da orada detaylarda size göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dacia Jogger'la birlikte yolculuğumuz başladı. Şimdi Dacia Jogger 7 kişilik bir araç olduğunu söyledik. 7 kişilik bir araç ama aslında değişik bir şey bence. Neden? 7 kişilik koltuk standart olarak geliyor. Arkada yani ikili bir sıramız var. Yani 3 koltuk sırası var toplamda. Özellikle kalabalık aileler için ki ülkemizde biliyorsunuz kalabalık aileler var. Biliyorsunuz ben MPV, Station Wagon ve SUV tarzında bir araç dedim. Mesela benim aracın üzerinde şu anda işte kayak takımı koymuşlar. Doğada olmayı sevenler için güzel bir seçenek olmuş. Bu arada yolda ufak tefek taşlar var ve bu taşlar takır tukur seslerini duyuyorum ben ister istemez. Onu da söylemiş olayım. Iğdır'dan yola çıktık. Kars'a doğru yürüyoruz arkadaşlar. Yolculukta biraz geride kaldım ben. Sebebi de şu. Kamerada bir sıkıntı oldu. Kamerayı toparlayayım derken biraz geride kalmış oldum. Şimdi arkadaşlar yetişmeye çalışıyorum. İki farklı motor seçeneği dedik. 6 ileri vites, manuel. Şimdilik manuel var ama 2023'te hibrit gelince ona da otomatik sürüm gelecek. Biliyorsunuz Station Wagon Türkiye'de pek tutmuyor. Genelde premium markalarda var. Volkswagen'de var, Audi'de var filan. Avrupa'da çok tutan bir tür bu biliyorsunuz. Bizde ama hani Kobi çok fazla var. Kobilerde genelde biliyorsunuz yani ticari araçları daha çok tercih ediyorlar. İşte Doblo olsun, işte Kangoo var. Kangoo vardı eskiden artık. Renault'un Express modeli var filan. Onları daha çok tercih ediliyor. Tabii onların tavan yüksekliği de var bu arada. O tavan yüksekliğinden de bir tabii avantaj elde ediyorlar. Bunda da bir tavan yüksekliği var ama tabii ki bir ticari araç kadar değil arkadaşlar. Güzel bir coğrafyada ilerliyorum bu arada. Yani ne kadar görülüyor bilmiyorum. Şuralarda hayvanlar var. Hayvanları otlatan çobanlarımız var. Bir kangal köpeği görüyorum yolda. Hafif bir yağmur var. Tatlı bir hafif yağmur var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ülkemiz güzel ya. Ben seviyorum. Yani Türkiye güzel. Bu arada yollar burada çok ilginç. Iğdır'dan Kars'a doğru gidiyorum şu anda. Yaklaşık 1,5 saat bir mesafe var. Yolun ortası, daha doğrusu ayrılmış yol ama ortada bir banket falan yok. Sebebi de şuymuş, çok kar yağıyormuş buralarda. Tabii Ocak'tan sonra başlar dediler. Karları temizlemek için ortayı birazcık boşluk bırakıyorlar. Öyle enteresan bir durum söz konusu. Çeşitli donanımlar var. Genelde biliyorsunuz test araçlarında en üst donanım paketi oluyor. Bunda da tabii her şey var. Kamerası olsun, multimedya ekranı olsun. Tabii bas paketlerde multimedya ekranı da yok. Telefonunuzla iletişime geçen bir sistem geliştirmiş Dacia. Onunla devam ediyor. Tabii Dacia biliyorsunuz fiyat performansı yüksek otomobiller üretiyor. Bu yeni modelde de ona dikkat etmişler. İşte 555 bin TL'den başlıyor fiyatlar. 600 küsur bin liraya kadar çıkıyor. Onu da veririm ben tablo olarak. Bir durakta durduk. Burada birazcık çay içtik. Değişik de bir ortam var burada. Yaklaşık 20 kişilik bir gazeteci grubuyla geldik buraya arkadaşlar. Dacia Jogger'larla geziyoruz. Ara ara dura dura gidiyoruz arkadaşlar. Çeşitli duraklarımız var yollarda. Renault Türkiye bu şekilde bir bize güzergah hazırlamış. Ve Kars yoluna geçtik arkadaşlar. 2 saatlik bir
yolumuz var. Şu anda yola revan olduk tabiri caizse. Hafif bir yağmur var. Çok değil ama aracın hızlanması vesairesi güzel. 1.0 motor olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde hızlı. Zaten artık bu konu bitti biliyorsunuz. Eskiden bir öyle bir tartışma vardı ya. 0.9 motor olur mu? 1.0 motor olur mu? Falan. Turbo teknolojisi gelince benzinler için söylüyorum. O tartışmalarda ortadan kalkmış oldu. Malzeme kalitesi. Ön taraf sert plastik. Yani sert plastik ama zaten Dacia'da da genelde böyle oluyor. Farklı donanım paketleri var. Artı Renault'da olduğu gibi o donanım paketlerini ek bazı paketlerde alabiliyorsunuz. Ufak tefek özelliklerde alabiliyorsunuz. Her donanım paketine ek bir şeyler gelebiliyor. Onları da videonun içinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tekerlek sesi biraz geliyor içeriye. Lastiklerden mi, asfalttan mı çok emin değilim açıkçası. Bu arada ben şeyde sordum toplantıda arkadaşlar. Spring var biliyorsunuz. Dacia'nın Spring elektrikli otomobili henüz Türkiye'ye gelmedi. Avrupa'da satılıyor. Uygun fiyatlı bir model olacak o da. Yani uygun fiyat derken tabii çok ucuza beklemeyin ama bir elektrikli otomobile göre nispeten söylüyorum bunu. Uygun olacak. 2023 yılının 3. çeyreği gibi getirmeyi planlıyorlar. Tabii ki hani kurlar vesaireler belli olmadığı için fiyat konusunda şu an konuşmak pek mümkün değil ama yurt dışında 20 bin euro civarında galiba bildiğim kadarıyla. Ama teşvikler var yurt dışında. Bizde teşvik yok. Daha fazla vergi var ne yazık ki ama yurt dışındaki teşviklerle o aracın bayağı uygun bir fiyata geliyor. Araçla ilgili tüm teknik verileri videonun içinde ve açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Yani motor seçenekler olsun, diğer opsiyonlar olsun hepsini paylaşacağım. Tabii fiyatlar lansmana özel bazı indirimler var. Daha bir uygun fiyatta alınabiliyor lansmana özel. Şimdi böyle toprak bir zeminli bir yolda ilerliyorum. Tangır tungur sesler geliyor. Biliyorsunuz Dacia'larda böyle oluyor birazcık. Bu lastiklerin bulunduğu kısmın iç kında yalıtım olmadığı için böyle tangır tungur sesleri ne yazık ki duyuyorsunuz. O kadar kusur kadı kızında da olur diyeceğiz artık ne diyelim. Dağlar dağlar, dağlar dağlar, yollar geçim. Oh, 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 oh. Evet, ikinci vites devam. Devam arkadaşlar, devam. Motor da güzel gidiyor ha, bağırıyor yani. Üçü de istiyor. Tabii bu araba bir arazi arabası değil. Onun altını çizelim. Pikniğe falan hani gittiniz, zor bir coğrafyadasınız. Götürür mü götürür. Tabii ben bunu off-road'a çıkayım falan değil. Böyle bir otomobil değil zaten. Aile arabası bu. Ama böyle az engebeli bir arazi var. İşte şurada tepeye çıkayım, orada mangal yapayım derseniz işinizi görür arkadaşlar. Tabii yakıtı merak ediyorsunuz. Tabii bu bir ön test arkadaşlar. Arabayı çok uzun süre kullanmadım. Yani 10-15 kilometre oldu. Zaten araba şu an rodajda. O yüzden yani rakam verip ya da verilen rakam üzerine konuşmak çok mantıklı değil. Şu anda 9.7 litre gösteriyor ama daha rodajda araba. Ben de zorlamıyorum tabii rodajda olduğu için. Ve muhtemelen de çok az kilometre yaptığı için de hani anlamlı bir yorum olmayacaktır. Zaten 226 kilometre yapmış arabanın bugüne kadar yaptığı yol. Benim öngörüm yani 7-8 litre olur şehir içinde. Uzun yolda 5-6 litreye düşer. Teknik verileri yazarım yine. Şu an aracı yeni gördüğüm için teknik veriler konusunda çok da net bir fikrim yok. Ama videoyu montajlarken onları yazacağım, merak etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldim. Özellikle fiyat performans tarafında çok iyi bir noktada duran Dacia Jogger, kalabalık ailelerle ticari olarak bu aracı kullanmak isteyenlerin tercihi olabilecek bir model. Elbette station wagon araçlar pek ülkemizde tutmuyor. Bu da tam olarak bir station wagon değil ama 7 koltuklu olması, geniş iç hacminin bulunması ve özellikle de bagaj kapasitesinin 1800 litre kadar çıkıyor olması benden olumlu puanlar aldı. Elbette fiyat performansın getirdiği bazı eksileri de var. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar, bu bir ön incelemeydi. Aracı tabii ki uzun süre kullanamadık. Hatta çok az kilometreli bir otomobildi bu arkadaşlar. O yüzden çok detaylı yorumlar yapamıyorum belli konularda. Örneğin yakıt tüketimi vesaire konularda yapamıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok çok önemli. Neden? Bu tarz etkinliklere gidiyoruz. Kaç abonem var diye soruyorlar. Videolarınız kaç izleniyor diye soruyorlar. O yüzden bu konudaki destekleriniz benim için önemli. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer çok beğeniyorsunuz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bu videoları. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.